Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mâ min muslimin yagrisu garsan, ev yezra'u zera'an, fe yekkul minhu tayrun, ev insanun, ev behime, illa kâne lehu bihi sadaka. Sadaka Resulullah. Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Mâ min müslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki, yağrisu, evet, dikiyor. Garsen, fidan, ağaç. Ağaç diken, ev, yezra'u, evet, ekiyor. Zer'an, ekin, tohum. Tohum ekiyor, ekin ekiyor. Feyekulu ve yiyor. Ardından minhu o, evet, ektiği fidandan veya evet ektiği, diktiği fidandan, ektiği ekinden yiyor. Minhu onların her birinden. Tayrun kuş. Ev insan veya insan. Ev behimetün veya hayvan. Böyle bir Müslüman illa ancak kâne olur lehu o Müslümana bihi, evet, o ektiği ekin, diktiği ağaç sebebiyle sadakatun, sadaka olur. Evet kıymetli arkadaşlar, burada hadis-i şerifimiz bir isim cümlesi ve mai nafiye ile başlıyor. İsim cümlesi ve dediğimiz gibi mai nafiye ile başlıyor. Buradaki ma'mız mai nafiye. Peki amel ediyor mu? Etmiyor. Çünkü amelini illa bozmuştur. Leyseye benzeyen ma gibi amel etme özelliği kalmamıştır. Sadece mai nafiye diyoruz. Min harfi cer. Yalnız buradaki min zayid manasındadır. 20 tane harfi cerimiz var. Bu 20 harfi cerimizden 6 tanesinin mutalla yoktur. Ve 7.si de ba harfi ceri ve min harfi ceri. Ve kaf harfi ceri zayid manasında olduklarında evet mutallakları olmaz. Dolayısıyla min harfi cerdir. Yalnızca lafızda burada bir iş yapar. Manada herhangi bir iş yapmayacaktır. Ma müslimun gibi düşünelim. Min harfi cer, müslimin lafzen mecrur, car mecrur, mahallen merfu müptedadır. Evet, min müslimin müptedadır. Yağrisu. Şimdi burada arkadaşlar bileşik cümle vardır. Yani basit cümle neydi? Biz bunları tercüme teknikleri dersimizde anlatıyoruz. Basit cümle işte cümleyi fiiliye veya cümleyi ismiye var. O kadar. Fakat burada cümle içinde cümle var. Hatta 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tane, 5 tane cümlemiz var burada. Cümle içinde cümle olduğu için biz buna bileşik cümle diyoruz. Bileşik cümlelerde yani ikinci gelen cümleye bakacağız. Bunun irabı nedir diye. Eğer ki nekre bir isimden sonra geldiyse genellikle nekre isimden sonra gelen cümle ister cümle-i fiili ister cümle-i ismi olsun sıfattır. Ve burada da yağrisu müsliminin sıfattır. Nasıl Müslüman? Öyle Müslüman ki yağrisu, evet, dikiyor. Hü o Müslüman. Ni garsen fidanı dikiyor. Fidan diken hiçbir Müslüman yoktur ki. Ev, evet, atıf harfi. Yezra'u ekiyor. Zer'an tohumu veya ekini. Evet, ekin eken veya ekin eken hiçbir Müslüman yoktur ki derken burada yağrisu arkadaşlar fiil ve fail iki gizlidir. Hüve.
bu hüve de Müslümana döner. Evet, aynı şekilde yezra'u'ya da geleceğiz. O da fiil, fail, atfederek sıfattır. Onda da hüve vardır, gizli öznemiz. O da aynı şekilde Müslümana döner. Tamam. Devam ediyoruz. Yagrısu fiil, hüve, mahallemer fail, fiil fail cümlesi. Evet, mahallen merfu diyoruz arkadaşlar. Tamam, çünkü min müslüm müptel olduğu için mahallen merfu, evet, müptedanın neydir? Sıfattır. Garsen, arkadaşlar, garsen, lafsen mensup, yagrisunun mefulün bihidir. Buna mefulü mutlak diyenler de olmuş ama burada uygun olan mefulün bih olmasıdır gibi görünüyor. Evet, mefulün bih. Peki, ev arfı atıftır arkadaşlar. Ev, atıf harfi. Atıf harfi. Yezra'u, fiil. Yine gizli öznemiz hüve, mahallen merfu, fail, fiil, fail cümlemiz. Arkadaşlar, ev ile atfedilerek yine müsliminin neydir? Yani min müsliminin arkadaşlar burada müptedamızın sıfattır. Mahallen merfu, müptedanın sıfatı. Zer'anda yezra'nın mefulün bi'dir. Dediğimiz gibi buna da mefulün bi'dir diyenler vardır. Mefulün bi'dir. Ama uygun olan mefulün bi'dir. Fe fa'yı takibi, yani burada atıf fa'sı gibi. Hemen fe ardından yekulu, evet, yiyor. Yiyor. Fiildir arkadaşlar. Fiil muzari biliyorsun. Ekele yekulu. Evet. Min harfi cer. Hü. Mahallen mecur. Car mecur. Neden yiyor? Minhu. Onların her birinde. Yani min kulli vahidin min garsin ve zer'in demek. Yani fidandan, ağaçtan veya ekinden yiyor. Minhu. Evet. Min harfcel hü mahalle mecar mecur yekkülün mefulün bir gayri sarıydır. Nereye gidiyor minhu? Evet. Ziraata ve atfederek de garse gidiyor. Tayrun yekkülün faildir arkadaşlar. Feyekkülü. Feyekkülü fiil. Tayrun fail. Fiil fail cümlesi burada cümleyi fiiliye olmaktı. Ev atıf harfi. İnsanun tayrun üzerine atfedilerek, o da ikinci failimiz. Ev atıf harfi tekrardan. Behimetün tekrar atfedilerek, o da üçüncü failimiz. Evet, bir fiilin üç tane faili olur mu? Olur. Atfedilerek olabilir. İlla istinadattır. İlla istinadattır. Biliyorsunuz müstesna denilen özel bir Arapçada bölüm var. Bu bölümde istisnayı biz 3 kısma ayıracağız. Evet, müstesnayı 3 kısma ayıracağız. Müstesnayı muttasıl, müstesnayı munkati' bir de müstesnayı müferrak. Müferrak ne demek? Müferrak demek, evet, illa'dan sonra gelen isim olur veyahut da cümle olur. İlla'dan önce geçen bir amilin mamülü olduğunda. Yani illa'dan sonra burada amel ediyor. Ne amel ediyor burada? Ha, amilin manevi. Müptedamız min müslimindir. Min müslim müptedamızdır. Haberimiz gelmedi. İşte illa'dan sonra haber geldi. Bu tarz olan, yani evet, yani illa'dan sonraki gelen isim veya cümle illa'dan önce geçen şeyle irtibatlı bir mamul ise, o zaman bu tarz olan müstesnayı biz müstesnayı müferrak diyoruz. Kısaca böyle bilin. Daha sonra istina babında bu anlatılacaktır. Evet. İlla istinadattır. Kâne, arkadaşlar, nakıs fiil. Sadakatün. Bakın, kâne neydir? İsmidir. İlla ancak kâne olur. Ne? Sadakatün, sadaka.
Kim için olur? Lehu. Evet. Oradaki hü Müslümana dönüyor. Müslüman için olur. Buradaki lehu de arkadaşlar car mecrur mahallen mensup kâninin arkadaşlar nedir? Burada kâninin haberidir. Ba harfi cer hi mahallen mecrur. Buradaki hi de hani minhüdeki hü gibi zer'a ve garsa gidiyor. Ba harfi cer hi mahallen mecrur. Arkadaşlar burada car mecrur olarak mef'ulün bi vuku bulmuş olmuştur burada. Evet. Kısacası tekrar beraber mana verelim. Ma min müslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki. Yani her Müslüman yagrisu garsen, bir fidan dikse, ev yezra'u zer'an, bir ekin ekse, fe ardından ye'kulu minhu tayrun, o ektiği veya diktiği şeyden kuş, ev insan veya insan, ev behüvün veya hayvan yese, böyle bir Müslüman illa kâne olur. Lehu o Müslümana, bihi o ektiği diktiği şey sebebiyle, evet, sadakatun bir sadaka olur. Evet arkadaşlar, bunu daha Türkçeleştirmeye çalışmışlar. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan veya kuşların yedikleri şeyler aslında biraz eksik görünüyor. Buradaki mana biraz daha Türkçeleştirme için bozulmuş. Daha doğrusu şudur. Evet. Diktiği ağacı, ektiği ekini, ardından hayvan ve kuşun yediği, hayvan, kuşun ve insanların yemiş olduğu hiçbir Müslüman yoktur ki. O Müslüman için bu yaptığı iş bir sadaka olmasın. Yani buradaki Türkçeyi biraz daha ne yapmışlar? Diyelim ki modomot mana değil de mefhumen mana vermişler. O yüzden bir Müslüman diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Dediğimiz gibi mana biraz mefhum manası olmuş. Biz terkibini bilerek bu şekilde mana veriyoruz ve irabının bu şekilde olduğunu da inşallah öğrenmiş olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.